Merhaba sevgili izleyenler, ben Deniz Nihat Mermer. Arabamızın tamir hikayesine devam ediyoruz. TÜV TÜRK'e geldik. Aracımızın muayene zamanı geldi. Biliyorsunuz geçmiş videolarda birçok işlem yaptık. Özellikle alt takım konusunda neredeyse tamamını yeniledik. İşte motorumuzda gerekli revizyonları yapmaya çalıştık. Elektrik tesisatımızda yapmaya çalıştık. Ve bunun sonucunda bakalım neler olacak TÜV TÜRK'te. Ben pek bir şey çıkacağını ummuyorum. Yani bize problem çıkartabilecek arabanın gitmesinde veya güvenliğine sorun olabilecek bir şey düşünmüyorum. Ama bu benim düşüncem tabii. Yetkililer onlar. İşi asıl bilen TÜV TÜRK çalışanları gerekli kararı verecekler. Ama biz geçmeyi düşünüyoruz. Bakalım neler olacak göreceğiz. Bu arada şunu belirteyim. Egzoz muayenesine girmeyeceğiz. Daha öncesinde egzoz muayenemizi yapmıştık. Birkaç hafta öncesinde Harmancık yolunda yaptırdım egzoz muayenesini. Oradan geçtik. Sonrasında TÜV TÜRK'e geldik. Dolayısıyla sadece muayene olacak. Egzoz muayenesi olmayacak. Evet, aracımız muayene sırasında çağrıldı. Şimdi macerayı merakla bekliyoruz. Evet, muayenemiz başladı. Aracımızın kontrolleri yapılıyor. Şimdi gerekli incelemeleri yapıyorlar. Koltuklara falan baklar. Şimdi gaz kaçağı var mı ona bakıyorlar. Bu arada aslında burada video falan fotoğraf çekmek yasak. Ben çaktırmadan çekiyorum. Şu hemen görünmeden kapatayım mı? Stepney'e gömülü simit tüpümüz var. Onu kontrol ediyorlar. Gaz kaçağı var mı yok mu diye. Ama biz daha öncesinde kontrol etmiştik. Herhangi bir gaz kaçağımız yok. İnşallah burada çıkmayacak. Direksiyonu streçlediler. Sonrasında koltuğa da naylon serecekler. Hijyene mümkün olduğu dikkat ediyorlar. Şimdi içeri girecek arabamız. Hadi hayırlısı, girdik. Şu an fren testi yapıyorlar. Frenleri kontrol ediyorlar. Elektrik aksamı falan kontrol edecek ama çok enteresandır. Benim lambalar falan her şeyi kontrol etmiştik, yanıyordu. Şu anda park lambaları yanmıyor bir tanesi. Ama bu hafif kusurmuş. Neyse ki şükür kurtaracağız eğer geçerse. Şu anda alt takımı falan kontrol edecekler. Eren Uslu şu anda bizim aracımızı kontrol ediyor. Bakalım neler olacak, göreceğiz. Arada ben bir dinleniyordum ama araba hemen çıktı. Yani 10 dakika falan sürmedi. Hemen sonucu birazdan göstereceğim. Kağıtlarımız şurada hazırlanıyor. Evet, bizim kırmızı şimşek muayeneden geçti. Şu da şöyle. 3 Ekim 2022 tarihine kadar muayenemizin geçerlilik süresinin olduğunu gösteren sticker. Hadi sizinle evrakları paylaşayım. Aracın 2 sene önceki muayenesinde kilometresi 319 bin imiş. Şu an bizdeki kilometresi 330 bin. Yani 2 senede yaklaşık 11 bin kilometre yol yapmış. Bu 11 bin kilometrenin 2 bin kilometresini de ben yaptım. Az önce ben Eren Uslu demiştim, yanlış söyledim. Özür dilerim, Mehmet Uslu araç muayenesini yapan kişi. Şu da aracımızın muayenesinin geçerlilik tarihi. Evet, geçtik. Peki aracımızda ne tür kusurlar varmış? Bakalım. Motor numarası okunamıyor. Sıvı gaz sistemi camının üzerinde ikaz etiketi yok. Motor yağ kaçaklığı var. Şanzıman yağ kaçakları var. Aksimil yağ kaçakları var. Direksiyon hidrolik yağ kaçakları var. Servis freni, fren pedal lastiği yıpranmış. Ön cam sileceği çok fazla bozuldu. Bakıyoruz başka. Şöyle. Diğer hafif kusurlarımız demiş. Geri vites lambası hasarlı. Camlar çatlak, ondan bahsediyor. Sinyal lambaları camlar hasarlı. Akı bağlantı artık kutup başı üzerinde koruma kapağı yok. Akı sabitleme bağlantısı yetersiz. Elektrik kabloları uygun olarak serilmemiş. Park lambaları camı hasar. Yani bunlar aslına bakarsanız hemen her araçta olabilecek küçük hasarlar, küçük kusurlar ve bunlar muayeneden geçmeye mani değil. Toplamda 14 hafif kusur ile muayeneden geçtik. Bu hafif kusurlar da çözülemeyecek şeyler değil. Zaten çok büyük problem yaratmayacağı için de muayeneden geçebiliyorsunuz. Çözülebilecek basit şeyler. Sadece zaman alır. 3-5 saatinizi alır ama basitçe bunları da halledebiliriz. Evet, artık 2 yıl muayenemiz var. 3 Ekim 2022 tarihine kadar aracımızın muayenesi geçerli. TÜV TÜRK'te gayet de güzel, kibar davranıyorlar. Efendim, saygılılar. Anons ederken de herhangi bir vatandaş geldiğinde ona gayet saygılı bir şekilde davranıyorlar.
ve ellerinden geldiğince de işlerini doğru yaparak vatandaşa, eğer muayeneden geçememişlerse neden geçemedikleri konusunda bilgi veriyorlar. Bizim TÜİK maceramız şimdilik bu kadar. Eğer bu araba bize kalmaya devam edecekse 2 sene Allah izin verirse biz yokuz.